adımda Toda Yamamoto nedensellik testini gerçekleştireceğiz. E-Virus'u kullanacağız. Birinci adım K artı D Max'ın belirlenmesi. D Max bizim belirlediğimiz maksimum bütünleşme derecesidir. Biz buradaki değişkenlerle ilgili gerçekleştirdiğimiz birim kök sınavasında karbondioksit emisyonu ve elektrik tüketimini I1 bulduk. GDP'yi I0 bulduk. Karbondioksit emisyonu ve elektrik tüketiminden dolayı, yani I1'den dolayı bizim maksimum bütünleşme derecemiz 1'dir. Yani D max 1'dir. Peki şimdi neyi bulmamız gerekiyor? Şimdi birinci adımı gerçekleştirebilmek üzere K'yı bulmamız gerekiyor. Öncelikle bunu yapabilmek üzere E-Virus'ta var modele gidelim. Düzey değişkenlerle hareket edeceğiz. Tüm değişkenleri düzey değerleriyle seçiyoruz. Sağ klik, Open as var. Var modele gidiyoruz. Şu an bu ekranda bir işimiz yok. Tamam dedik. Gelen ekran üzerinden View, Lag Structure, Lagland Criteria. Çıkan bu rakama dokunmuyoruz. OK diyoruz. Evet, gelen tablo üzerinde verilen AKK değerleri içerisinde en düşük olan değer, ki burada yıldız ile belirtiliyor, bizim için uygun gecikme uzunluğunu verecek. Yani burada biz K'yı 4 olarak bulmuş oluyoruz. Gelelim K artı D max'i belirlemeye. D max'i I1'den dolayı 1 olarak bulmuştuk. Uygun gecikme uzunluğunu 4 olarak bulduk. K artı D max'te de 4 ile 1'i topladığımız zaman 5'i elde ediyoruz. Yani 5 gecikmeli bir Toda Yamamoto denklemi çözüyor olacağız. Toplam gecikme uzunluğunu biz burada 5 olarak belirlemiş olduk. İkinci adımda da Toda Yamamoto'yu en basit haliyle uyguluyor olacağız. Estimate'e geliyorum. Gecikme uzunluğunu 5 yapıyorum ve tahmin ediyorum. Tamam dedim. Devam ediyorum. Proc Make System Order by Variable. Şimdi tahmini gerçekleştirelim. Estimate, estimation metottayken buradan seemingly unrelated regresyonu seçiyorum. Yani denklemler arasındaki kalıntıların birbiriyle ilişkili olma durumunu ortadan kaldırmak için üçüncü seçeneği seçiyorum. Tamam diyorum. Evet, Toda Yamamoto'da çözmemiz gereken modeller bunlar. 3 tane model karşımıza geliyor. Şimdi birinci modeldeki şu denklemi alayım üzerinden daha rahat konuşabilmek adına Word'e gelerek yapıştırayım. Üçüncü adım olarak da değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini belirleyeceğiz. Birinci equation'ı aldım. Dikkat edelim. Birinci de bağımlı değişken olarak karbondioksit emisyonu görünüyor. Ve modelde diğer değişkenler yer alıyor. Şimdi daha rahat görmek için değişkenleri şöyle ayırarak bakıyor olalım. Eğer elektrik tüketiminden, yani EC'den karbondioksit emisyonuna doğru bir nedensellik test edeceksem, burada elektrik tüketimi önündeki katsayılara dikkat edeceğim. Elektrik tüketiminin önündeki, EC'nin önündeki katsayılar neler? C6, C7, C8, C9 ve C10. İşte bu katsayıların topluca sıfır olması ve sıfırdan farklı olmasını test edeceğim. Testi yapalım. E-Virus'a geldik. View Coefficient Diagnostics, Volt Coefficient Test. Şimdi buraya sıfıra eşitlik hipotezini gireceğim. Diyorum ki C6 eşittir, C7 eşittir, C8 eşittir, C9 eşittir, C10 eşittir 0. Okey diyorum. Bunu yaparken elektrik tüketiminden karbondioksit emisyonuna doğru bir nedensel ilişkinin olup olmadığını sanıyorum. Evet, sonuçlar geldi. Hesaplanan değer 21.36, yanında da olasılık değeri var. Ancak buradaki olasılık değerini kullanamayız. Çünkü K serbestlik dereceli tablo değeriyle kıyaslamamız gerekir. E-Virus
çıktı da bunu verdiği için makalelerde maalesef böyle düzenleniyor. Gerçek olasılık değerini hesaplamak için K'yı 4 bulmuştuk. Yani 4 serbestlik dereceli duruma göre olasılık değerini hesaplamak için Excel'i açtık. Herhangi bir hücreyi tıkladık. Eşittir 2 kare da aç parantez hesaplanan değer kaç bulduk? Burada 21.36 noktalı virgül serbestlik derecesi. Serbestlik derecemiz kaç? K serbestlik dereceyi alacağız. Yani 4'ü alacağız. Serbestlik derecemiz 4. Kapa parantez eşittir. Evet. Şimdi elde ettiğimiz bu sonucu %5 ile 0.05 ile kıyaslıyorum. Dikkat edin. Elde edilen bu sonuç %5'ten küçüktür. Küçük olduğu için sıfır hipotezini reddediyoruz. Yani nedensel ilişki buluyoruz. Elektrik tüketiminden karbondioksit emisyonuna doğru nedensel bir ilişki buluyoruz.